Diş beyazlatma sonrasında dişlerimiz beyazlatma işleminin hemen arkasından bir miktar geçirgenliği artar. Bu yaklaşık olarak 1 ile 2 hafta arasında değişir. Kabaca 2 hafta diyebiliriz. Yani diş minemiz aslında en dışta gördüğümüz tabaka asıl rengi veren, yani üzerine atıyorum bir diş taşı gibi, plak gibi renklenmeye yol açan bir unsur varsa diş hekiminiz zaten bunu temizlediği zaman diş minesinin üstündeki renklenmiş tabakayı uzaklaştırır. Ama bunun dışında dişinizin ana rengini değiştirmek istediğimizde, diş beyazlatma yaptığımızda biz dişinizin dış kısmı değil, içerideki dentin dediğimiz organik kısımdaki renklenmeye yol açan dentinin içindeki barındırdığı organik bir sıvının zamanca yediğimiz içtiklerimizden etkilenerek bu içerideki sıvının rengini değiştirmesine bağlı olarak koyulaşmasından kaynaklanır dişlerimizdeki renklenme. Ve diş minesinin dış kısmındaki çıplak gözle göremediğimiz tübül dediğimiz tabakalardan ya da boşluklardan diş beyazlatıcı jel içeri geçip dişin içindeki renklenmiş sıvıyı dışarı alıp yerine saf su koyması oluşan basit bir prosedür olarak anlatabiliriz. Fakat bu prosedür sonrasında kısa bir süre için dişlerin geçirgenliği artar. Yani biz diş beyazlatma işlemi yaptırıp sonra hiçbir şey olmamış gibi sigara, işte atıyorum kırmızı şarap ya da boyayabilecek salça veya benzeri gıda tüketimini eğer kısıtlamazsa diş beyazlatmadaki elde ettiğimiz sonuç gibi çok hızlı bir şekilde dişlerimizdeki renk tekrar geri gelebilir. Bu da iyi bir şey değil çünkü rengin tekrar geri gelmesi olarak görmemek lazım bu işlemi aslında. Sonra tıbbi medikal bir işlem yaptırıyorsunuz, masraf veriyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. Diş minenizde geçici olarak da olsa bir süreç yaşanıyor ve arkasından siz tekrar bunlara geri maruz kalıyorsunuz. Onun için bunların olmaması için benim tavsiyem renklendirici gıdalardan birkaç hafta boyunca uzak durmak ya da bunları olabildiğince kısıtlamak gerekiyor. Bunlar nedir? Kırmızı şarap gibi boyayabilen içecekler ya da çay, kahve gibi boyama etkisi yine yüksek olan içecekler, gıdalar olarak genelde sınıflayabiliriz. Yiyeceklerde ise içinde salça ya da sos olan yiyecekler olarak genelleme yapabiliriz. Bunların dışındaki yiyeceklerde yani herhangi bir yiyeceğin renkli olması değil, renklendirici bir özelliğe sahip olması dişlerimizdeki renklenmeyi arttıracaktır kısa bir süre için. Bunu ben şöyle bir örnek vererek hastalarıma özet geçiyorum. Yani beyaz bir tişörtün üzerine döküldüğü zaman rengi geçmeyecek olan bir gıda varsa 2 hafta boyunca bunun tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Genel olarak sıvılar bu konuda daha dezavantajlı. Katı gıdalarda ise bu konuda daha az problem yaşıyoruz diyebilirim.